Esra Uzun. Osmanlı döneminde Ramazanlar. Ramazan ayı söz konusu olunca dile gelmemesi mümkün olmayan bir cümle vardır. Nerede o eski Ramazanlar? Hiç aklımıza gelir miydi bu cümleyi 10, 100 yıl önceki için değil de henüz 2 yıl önceki Ramazan-ı Şerif için kullanacağımız? Düşünün, evin 8 yaşlarındaki çocuğunun 6 yaşlarındaki kardeşine "Hey gidi hey" Nerede o eski Ramazanlar? Biz eskiden teravih namazına giderdik diyeceğini. Amacım bu pandeminin hiç geçmeyeceği korkusuna sizi kaptırmak değil. Kıymet bilmediklerimizi gün gelip arar hale geleceğimizi hatırlatmaktı. Yine de bir an olsun bu pandeminin yasaklarından, gündemden uzaklaştırmak için klişeleşmiş o sözü söyleyerek sizi o eski Ramazanlara, yani Osmanlı dönemindeki Ramazanlara götürmek istiyorum. Günümüzde eski Ramazanlar denilince akıllara eğlence gelmesi ne kadar da tuhaf. Kantolar, Karagöz hacivat hikayeleri, meddahlar, davullar, zurnalar. Bu eğlenceler Osmanlı'nın bozulma döneminin ürünüydü. Genellikle de Osmanlı'nın Müslüman olmayan kesimleri tarafından rağbet görürdü. Oysa eski Ramazanlarda Müslümanlar bu saatlerde camileri doldururlarmış. Dedeler, babalar küçük çocuklarının ellerinden tutar gündüz mukabeleye ve gece teravihe götürürlermiş. Padişahlar tarafından yapılan camilerde teravih namazları hatimle kılınır ve saatlerce sürermiş. Eski İstanbul Ramazanları tam anlamıyla manevi bir ziyafet havasında geçermiş. Sadrazamların, vezirlerin ve zenginlerin konakları sabahlara kadar açık olurmuş. Davetlilerin yanı sıra muhtaçlar da konaklara uğrayıp İftar ve sahur ederler ve üstüne bir de diş kirası alırlarmış. Ecdadımız yoksullara yemekten sonra verilen sadakanın adına diş kirası demişler. Muhtaç Müslümanlara incitmeden yardım etmekteki şu zarif düşünceye bakar mısınız? Ayrıca Ramazan ayının belirli günlerinde padişahlar aşevlerinde fakir halka bizzat yemek dağıtır, halka garsonluk eder, sonra onlarla yüz yüze görüşüp şikayetlerini dinlerlermiş. Bütün Selatin camilerin bir köşesinde sadaka taşı denilen içi oyuk mermer bir taş bulunurdu. Zengin Müslümanlar, yoksullar için ayırdıkları paraları teravih namazı sonrası kimseye göstermeden oraya bırakırlardı. İhtiyacı olan Müslümanlar gelip bu taştan sadece ihtiyacı kadarını alırlardı. Ayrıca gece yarısından sonra sadaka taşı etrafındaki kandiller söndürülür ve etraf karartılırdı. Bunun nedeni ise buradan ihtiyaçlarını karşılayan Müslümanların görünüp mahcup olmamaları içindi. Bir de durumu iyi olanlar, bir bakkala girer, zimem denilen borçluların olduğu defterden rastgele bir isim seçip o kişinin borcunu öderdi. Ne alan vereni bilirdi ne de veren alanı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sağ elin verdiğinden sol el haberdar olmasın emri böylece yerine getirilmiş olurdu. Osmanlı'da Ramazan'ın her günü iftar topuyla, sahur davuluyla, manisiyle, teravihiyle, mukabelesiyle, manevi bir coşkuyla geçermiş. Çocuklar bu şenlik içinde oruç tutma yaşına gelmeyi hasretle beklerlermiş. Eski Ramazanlar çocukların eğitiminde önemli bir yer tutarmış. Bu eğitimin en önemlisi de sofra adabıydı. Çocuklar arada bir sahura kaldırılır ama her akşam iftar sofrasına muhakkak alınırlarmış. Bunun nedeni ise çocukların büyükleriyle beraber ezanı beklerken sabretmeyi öğrenmeleriydi. Her yıl bir önceki Ramazan-ı Şerif'i özlesek de bizleri bu Ramazan'a da kavuşturan Yüce Rabbimize şükretmekten geri kalmamalıyız. Nitekim bu Ramazan'a yetişemeyenler de oldu aramızda. Mesela bu yazıyı kaleme almamda kaynak olan Üstad Yavuz Bahadıroğlu gibi. Ramazan aylarında ekranlarda severek izlediğimiz, dinlediğimiz, Ömer Döngeloğlu hocamız gibi bu yıla yetişen tüm Müslümanların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyor ölenlerimize ise Allah'tan rahmet diliyorum.